Evet. Hemen çorbamız da geldi. Onu da bir alalım. Ondan sonra devam edelim. Bugün listelerimiz peş peşe geldi. Çok da güzel oldu. Kabaklı yoğurt çorbamız için de sevgili izleyicimiz, 2 adet kuru soğanımız, 2 adet kabak, 2 yemek kaşığı kadar margarin veya da tereyağımız. Ondan sonra 4 dal maydanoz kullanacağız veya da dereotumuz olabilir. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, ondan sonra kırmızı toz biberimiz, 1 su bardak kadar yoğurdumuz, ondan sonra 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz olacak sevgili izleyicimiz. Hemen öncelikle kabaklarımızı güzelce bir rendeleyeceğiz. Rendeledikten sonra tekrardan veya da onları küp küp de doğrayabiliriz. 2 farklı sunumda yapabiliriz. Tereyağımızı tenceremize ilave edeceğiz. Ondan sonra güzelce bir yağımızı ilave ettikten sonra hemen tekrardan içine biraz baharatımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Kabaklarımızı içine ilave edeceğiz. Kabaklarımız yavaş yavaş bir kaynamaya başlayacak. Güzelce bir şekilde bir kaynamaya başladıktan sonra ayrı bir kabımızda yumurtamızı, yoğurdumuzu, unumuzu karıştıracağız. Onu da içine ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Karıştıktan sonra 10-15 dakika bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra da afiyet içeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza devam edebiliriz. İlk başta ben şöyle bir tezgahımı biraz toparlayayım. Hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Ondan sonra devam edelim sevgili izleyicilerimiz. İlk